Evet, bu videoda da Starlink Surface'e devam edelim. Face Cutting'i göreceğiz. Sırada Face Cutting var. Face Cutting'e tıkladım. Buradan Cut Multi Edge diyor. Yani buraya tıkladığımda eşit aralıklarla sağdaki cetvelde çektirerek veya buradan Section Number Edition'dan değer girerek orayı bölmem mümkün. Burayı kenar atmam. Eşit aralıklarla kenar atmam mümkün. Şurayı bir kenar atalım. Apply diyelim ve bir sonrakine bakalım. Bir sonraki de kat manipülasyon. Kat manipülasyon nedir? Bir öncekinde eşit aralıklarla kenar atarken kat manipülasyonla belirli seçtiğimiz kenarla istediğimiz noktaya kenar atmamız, bu yüzeyi kesmemiz mümkün. Buradan şu yüzeyi seçip tıkladım. Ona yakın attı. Tıkladım. Buraya geldi. Tıkladım. Şu şekilde yapmamız mümkün. Evet. Bir sonraki face subdivision, tıklıyorum. Herhangi bir yüzey seçtim ve buraya yeni bir yüzey attı. Onun içine yeni bir yüzey attı. Buradan o attığım yeni yüzeyin ölçeğini kendim ayarlayabiliyorum. Bu arada bu cetvelden bahsetmek gerekirse, bu cetveli sağa sola istediğimiz yere taşıyabiliriz. Şöyle ki sağ tarafta bir delik var gördüğünüz gibi. Bu delikten tutup gördüğünüz gibi 6 tane ekranda yer belirdi. Buraya sağ, sola, sağ, sağ aşağı, sol aşağı, sağ ve sola taşımamız mümkün. Ben yerine göre değiştiriyorum. Burada kalması kâfi. Şu şekilde ölçeğiyle oynuyorum. Apply dedim, bir tane daha içinden çıkartacağım. Bu yüzeyi seçtim. Onun, gördüğünüz gibi onun içine bir tane daha attı. Bunu küçülttüm. Apply dedim. Ve bunu bu şekilde buradan çıkartıyorum gibi. Yani yüzeyin içinde yeni bir yüzey yaratıyor ve ona o yüzeyin alanını, ölçeğini kendiniz vermeniz mümkün. Şimdi ondan sonra erasing var. Burada erasing'de en çok kullanacağınız edge, fazla ihtiyaç duymazsınız gibi denk geliyor. Face erasing göstereceğim o yüzden. Face erasing nedir? Herhangi bir yüzeyi silmek. Önceki videolarda da görmüştük. Senin yüzeyi buradan kaldırabilirsin. Bu yüzeyi seçtim, kaldırdım. Bunu seçtim, kaldırdım. Bunu seçtim, kaldırdım. Şunu, 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 şunu. Kontrol alıp çoklu seçim yapmanız mümkün. Hata verecek tabii. Ben burayı gelişim güzel seçiyorum gibi yapmanız mümkün. Bir sonraki komut cut by plane. O nasıl bir komut? Hemen ona bakalım. Mesela elimizde şöyle bir extrusion'la yapalım. Şöyle bir yüzey elde ettik. Ve bunun sağ tarafını sol tarafına adapte etmek için bunu muhakkak ortadan bölüp diğer tarafına simetriğini almamız lazım. Bunu peki nasıl yapacağız? Buradaki bu noktayı taşıyıp x'e 0 yapıp taşıdıktan sonra şöyle cut by plane'e tıklıyorum burada. Yani bu, sadece bu işlem için değil, her işlem için tabii kullanabilirsiniz. Cut by plane'e tıklıyorum. Subdivision yüzey seçti, seçtim. Sağ tıkladım veya buradan plane selection dedim. Bu plane'i seçtim ve sağ tarafı bana verdi, sol tarafı kesti şu an. Burada başka ne var? Site selection, diğer tarafı seçtim. Translation plane'imi, yani düzlemi olduğum yerden götürüyorum ve o oradan itibaren keserek veriyor gördüğünüz gibi. Burada başka kullanacağımız ne olabilir? Buradaki bu plane'in parametrik ayarları 63'müş. Bunu 65 yaptım. 65 milimetre ileri götürdü bunu. Evet. Burada show result mesh. Son düzenleyeceğimiz noktaların yerlerini gösteriyor bize. Show result mesh'le. Burada bir komut var. Bunu aslında modification menüsü altında göstereceğim. Fakat burada bu komut plane'i veya köşeleri, kenarları döndürme, taşıma, ölçek vermeli biraz yavaşlık sağlıyor. Öyle bir durumlar olabilir ki, atıyorum bir referans sistem üstüne çalışıyorsunuz ve sürekli kayma oluyor. Bunu bu şekilde
yapmanız mümkün. Yukarıda zaten yeşil oldu. Bunu kaldırdığınızda jet hızıyla gider gibi. Bu güzel bir özellik aslında. Yavaş yavaş çekmek mümkün. Bunun ne var? Döndürme var. Döndürüyorum. İşte o kaç derece döndürürsem oradan itibaren düzlemleri bana, özellikle özür diliyorum, yüzeyleri bana veriyor. Gördüğünüz gibi. Vermişim. Mümkün. Veya buradan edit diyorum. 120 diyorum. Okey. Gibi. Evet. Styling Surface'i tamamladık. Sonraki videoda operasyon kısmına bakacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere.